Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda sıfırdan bir proje oluşturduk ve bu projeyi Visual Studio Code yardımıyla GitHub'a göndermiştik. Şimdi biraz başlamış olduğumuz projeyi Visual Studio yardımıyla Git'e ekleyip oradan da GitHub'a göndermeyi deneyeceğiz. Burada Git olmadığını LSLA Ctrl+L komutuyla içinde neler olduğunu görebiliriz. Sadece git öğreniyorum. txt var. Şimdi kod noktayla bu projeyi Visual Studio kodla açalım. Ee, şimdi e, bu projeyi eklemiş olduk. Ee, buradan View Component Palette alanından Inside Repository alanına tıklayalım ve VSC Tregit yani bizim oluşturduğumuz projeyi ekleyelim. Şimdi projemize eklemiş olduk. Ee, buradan e, tekrar Open Folder yardımıyla projeyi açalım. Ee, burada bizim e, e, eklediğimiz, e, initialize ettiğimiz e, dosyanın içinde bir tane e, commit ekleyebiliriz. Buna da e, git niyorum diyorum. Ve ya enter, kontrol enter ya da direkt şu tik işaretinden yapabiliyorduk. Burada bazen eklediğimiz dosya direkt olarak burada çıkmıyor. Bunun için Visual Studio kodu kapatıp yeniden açarsak herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Şimdi biraz daha deneyelim. Üçüncü video diye yapalım. E şurada tekrar e, source kontrolde bir diye yüzü, gözüktü, update diyelim ve evet, yine şu alana tıklayalım. Evet, e, şimdi bu projeyi e, GitHub'a göndermek için e, GitHub'a gidelim. E, şuradan kitabı açalım ve yeni bir repository oluşturalım ya şuradan ya da şuradan oluşturabiliriz. Biz şuradan oluşturduk, oluşturuyoruz. Visual Studio, pardon Visual Studio kod adında bir proje oluşturalım ve Create Repository yazalım, tıklayalım. Sonra e, şu alanı kopyalayalım. Sonra tekrar Visual Studio koda gelelim. Buradan Weave Component Palette alanından git add remote alanına tıklayalım. Ee, buraya isim verelim. Sonra biraz önce kopyaladığımız e, URL'i buraya yapıştıralım. Şimdi her şey hazır. Son olarak e, buradan e, push to alanına tıklıyoruz ve şu Repository'yi seçiyoruz. Ve bu alana e, GitHub kullanıcı adımızı e, ve password'umuzu yazıyoruz. E, gönderiliyor. Gönderildi. E, şimdi eee gitaba gidip bakalım ve sayfamızı yenileyelim. Ve projemiz e, buraya da buraya gitmiş. E, Visual Studio ile proje göndermek bu kadar kolay.